sorunun içinde cevabı var. Başarının tanımı kesinlikle bireysel bir şey. Yani toplumun başarılı, tırnak içinde başarılı diye gördüğü unsurlar var ve konumlar var. Ama başarı tanımını bireysel, kendi görgünüze, deneyiminize, tutkularınıza göre belirlemediğiniz zaman her daim başarısızsınız. Çünkü yani senin için başarı güzel bir şey yazmak olabilir ya da dediğin gibi bankta oturup sevdiğin bir insanla sohbet etmek olabilir. Kendi kendine ifade edebilecek şekilde, kendi duruşunu bozmayacak şekilde yaşamak da başarı olabilir. Ya da çok tutkulu olduğun bir müziği yapmak da başarılı olabilir. Ama bir şirkette en üst katmana gelmek de başarılı olabilir. Bu gerçekten bireyin kendinin farkındalığı akabinde kendinden beklentisi ve tutkularıyla şekillenen bir şey. Ama toplumun ve sistemin bize aslında verdiği başarı personaları ve prototipleri var. Zaten temel sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bana olmam gereken ve dayatılan ve önerilen personayla, başarı personasıyla, başarılı personasıyla benim olmak istediğim arasında büyük bir fark olduğunda zaten ben olmaktan çıkıyorum. Onun için başarının tanımını kendime göre ben yaptığım zaman, kendi tutkularıma, geçmişime, eksikliğime, fazlalığıma göre ben yaptığım zaman zaten o zaman kendi başarımı da daha iyi, doğru konumlandırabiliyorum. Ama başkasının başarı tanımına göre ben ona yakınsamaya başladığım zaman zaten o kesinlikle sürdürülebilir olmuyor. Bir yerden sonra gün yüzünde, kağıt üstünde çok başarılı gözüksem de içimde gerçekten büyük sıkıntılar oluyor. Ve filmin bir yerinde ben yine kendi tutkularıma, kendi isteklerime gitmek zorunda kalıyorum.